Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Excel'de görev takip listesi, to-do list nasıl yapılır onu anlatacağım. Hemen başlayalım. Bitince bu şekilde görünecek. Tabii ki ben size sıfırdan nasıl yapıldığını anlatacağım başka bir sayfada. Şimdi şu tablomuzdaki verileri başka bir sayfaya kopyaladım. Şimdi genelde işlerimizi takip etmek için bir tarih oluyor. İşimize girdiğimiz işimizin tanımı oluyor. Bir de onun son tarihi olabiliyor. Taslak olarak. Bu şekilde biten işlerimiz, bekleyen işlerimizi nasıl takip edebiliriz onu göstereceğim. Şimdi bekleyen işlerimiz ve tamamlayan işlerimiz var dedik. Tamamlanan işlerimizi tamamlandı şeklinde, biten işlerimizi de bekliyor şeklinde tanımlayacağız. Önce şuraya bir 1 ve eksi 1 yazıyorum. Bunları niye yazdığımı birazdan anlatacağım size. Şimdi hemen şöyle yapalım. G4 ve G5 hücrelerini seçiyorum. Hücreleri biçimlendir. İsteğe uyarlanmış. Genelin üstünü seçip sildim. Çift tırnak. Tamamlandı. Tamamlandı. Çift tırnak. Noktalı virgül. Yine çift tırnak. Ve bekliyor. Yazdım. Ve çift tırnağı kapattım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi burayı 1 ve eksi 1 yazmıştım. Şimdi bunlar tamamlandı ve bekliyor oldu. Şimdi tamamlananları şu tabloda yeşil olarak koşullu biçimlendireceğiz. Bekleyenleri de kırmızı dolguyla biçimlendireceğiz. Şimdi bu tablomu hepsini seçiyorum. Bu biçimlendirmeyi yapmak istediğim. Giriş koşullu biçimlendirme, yeni kural diyorum. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullana geldim. Geldim. Şimdi burada formülümü yazacağım. Eşittir D2. İki kere F4'e basıyorum. D sütununu sabitliyorum. Başında dolar işareti var. Eşittir 1 ise dedik. Biçimlendirelim. Şu rengi seçelim. Kolay olsun. Başka bir şey yapmaya gerek yok şimdi. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Şimdi bekleyenleri de kırmızı olarak işaretleyeceğiz. Onu da yine giriş koşullu biçimlendirmeden yeni kural biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan dedik. Eşittir. Yine D2'yi seçtim. Yine iki kere F4'e bastım. Sabitledim sütunu. Eşittir. Bu sefer eksi 1 ise diyeceğiz. Biçimlendir. Kırmızıyı seçelim direkt. Bunun yazı tipini de şöyle beyaz yapalım ki siyah ve kırmızı karışmasın. Tamam dedik. Böylece gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi burada bir yapalım şunu. Gördüğünüz gibi bakın durum direkt yeşile boyandı. Tabii biz şimdi burada ne yapacağız? Burada bir yazmayacağız tabii ki. Bunu da bir koşula bağlayacağız. Bir koşullu biçimlendirmeye bağlayacağız. Onu da şöyle yapalım. Şurada D2 ile D20 arasını seçtik. Önce isterseniz şuraya bir veriden veri doğrulama yapalım. Burayı manuel yazmayı engelleyelim. Veri doğrulama, izin verilen liste dedik. Kaynak şurası olsun. D2 ile D20 arası olsun. Tamam dedik. Pardon, geri alıyorum çünkü şey yapmadık. Listemize ne yazacağımızı buraya girmedik.
Şurada tamamlandı ve bekliyoruz seçiyorum. Listemizde bunlar olacak. Evet. Gördüğünüz gibi tamamlandı dediğim zaman otomatik şimdi yeşile dönüyor. Evet, şimdi burayı D2 ile D20'yi seçiyorum. Yine giriş, koşullu bu sefer burada simge kümeleri var bakın. Simge kümelerini seçtim. Simge kümelerinden şurada göstergeler diye bir bölüm var. 3 simge daire içinde. Bunu seçtim. Şimdi burada kuralları yönet diyelim. Simge kümesi diyor. Şöyle çift tıklıyorum üstüne. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi değerimiz burada yüzde işareti şu tür bölümünde görüyorsunuz. Burayı sayıya çeviriyorum. Sayıya çeviriyorum ikisini de. Değerimiz birden büyük ve eşitse değerimiz bir olsun. Şu işareti kullan. Arasında ise 0 ile 1 arasında ise bu işareti kullan. Biz gerçi bu tabloda onu kullanmayacağız ve sıfırdan küçükse şu işareti kullan şeklinde simge kümesi yaptık. Ve buraya da yalnızca simge göster dedik. Bakın burada yalnızca simge göster uygula diyelim, tamam diyelim. Şimdi burada yalnızca simge göster dememizin sebebini anlayacaksınız. Görüyorsunuz burada bir çarpı çıktı, bir de eksi bir çıktı yanında. Şimdi tekrar kurayı seçiliyken şöyle kuralları yönet diyelim. Simge kümelerine geldik. Yalnızca simge göster diyelim. Tamam diyelim. Uygula diyelim. Bakın görüyorsunuz o eksi birler kalktı. Mesela biten, tamamlanan bir işimiz oldu diyelim. Şuradan sadece D2 sütunundan tamamlandı dersek otomatik yeşile dönüyor görüyorsunuz. Biten işlerimizde mesela herhangi bir işimiz bekliyor diyelim. Buradan veri doğrulama olduğu için manuel yazmaya gerek yok. Bekliyor şeklinde seçersek bu şekilde olabilir. Hatta tamamlanan işlerimizi şöyle de yapabiliriz. İsterseniz onu da göstereyim. Koşullu biçimden de kuralları yönetten. Şimdi tamamlananların bir de ne olsun? Üstü çizili olsun mesela. Şöyle. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Uygula diyelim. Şurada bir tane işimiz olsun. Şöyle örnek yazalım. Son tarihi de yarın olsun. İşte bugünden tamamlanmış olsun. Tamamlandı diyelim. Bakın bu sefer de üstü çizili gösteriyor. Yani işin tamamlandığını bir şekilde gösteriyor. Bunu da tabii siz özelleştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Umarım işinizde faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler.